Günaydın efendim. Özü sözü insan TRT ekranlarından, TRT 1 ekranından, bu toprağın sesinden herkese bereketli bir sabah diliyoruz. Nevzat Artık Hocam'la birlikte. Hocam merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Dün Nevzat Hocam yoktu. Sayın Tahir Yavuz'la birlikteydik. Bugün yine Profesör Doktor Nevzat Artık Hocam bizlere eşlik edecek. Peki biz bugün bu toprağın sesinde neler konuşacağız ve neler yapacağız? Dünyanın ilk ağacı derler onun için. Zeytin ağacı. Ve onun o bereketi, nimeti, zeytinyağını konuşacağız bugün ve konuğumuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mücahit Taha Özkaya bizlerle birlikte olacak. Zeytinyağının bütün ayrıntılarını konuşmaya çalışacağız tabii zamanımız yettiğince. Aynı zamanda sizlerin de WhatsApp'tan gelen sorularını ben yine Mücahit Hocama yönlendireceğim ve sizlerin de merak ettiği hem üretici tarafında hem tüketici tarafında ne varsa WhatsApp hattımızdan bize hem yazılı olarak hem de videolu sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. Hem Twitter'da hem Instagram'da hem de Facebook'ta yine bu toprağın sesi TRT olarak bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi yine bereketli bir gün olacak ama o bereketin yanında bugün Nevzat Artık Hocam'la madem konumuz zeytinyağı dedik, zeytinyağda altı çizilisi bir durum var ki o da taklit ve tahşiş ürünler. Evet. Hocam gerçekten tüketici için yani kafaları en çok karıştıran şey. Bunu konuşacağız ama özellikle Nevzat Hocam'ın da altını çizdiği bir şey var. Onu hemen söyleyelim, öyle girelim. Efendim dün küresel gıda kaybı ve israfı farkındalık günüydü. Evet. Bütün dünyada israfın azaltılması ve gıda kayıplarının engellenilmesi için çalışmalar yapıyor. Dün o gündü. Dün ben gelemedim ama bugün aynı şeyleri söylemek istiyorum. Ülkemizde kişi başı yılda 93 kilogram gıdayı israf ediyoruz. Kişi başı 93 kilogram. Yani her gün 250 gram, 300 gram gıdayı atıyoruz. Lütfen bir pirinç tanesini bile israf etmeyelim. Çünkü gıda çok önemli. Bunu burada söyleyelim. Bir de dün bir izleyicimiz bana kendi ürettiği sıfır atık kapsamında eski metallerden ürettiği bir nazar boncuğu getirdi. Gölbaşı'ndan Zekeriya izleyicimiz. Çok Zekeriya Bey. Gösterelim. Ben de onu şeye getirdim stüdyoya. Bu aynı zamanda programımızın bir şeyi olsun, nazar boncuğu. Bir de sıfır atıktan üretilmiş olması evet. Bizim için önemli. Evet. Sıfır atık geri dönüşümler çok önemli projeler. Türkiye'de de çok iyi çalışmalar yapılıyor. Nazar boncuğumuz bugün masada dursun benim masamdan. Nazardan tabii. Korusun bize. Peki hocam şimdi pek çok üründe taklit ve tahşişle karşılaşıyoruz ama zeytinyağı konusunda zaten çözebilmemiz imkansız. Evet. Nedir zeytinyağında taklit ve tahşiş? Şimdi biraz sonra Mücahit Hoca da bahsedecektir ama Türkiye zeytin ağacı varlığında dünyada 5. sırada. Üretimde ise 4. sırada. Ama aynı oranda dünya pazarından pay alıyor muyuz? Onun alınması gerekiyor, markalaşma gerekiyor. Onun için taklit ve tahşişi daha önceki programlarda da biraz bahsettik. İzleyicilerimizden bir kısmı neden eski kelime kullanıyorsunuz? Taklit ve tahşiş deniyor. Ben daha basit anlatayım. Şimdi tahşişi şöyle boş bir ambalaj düşünün. Zeytinyağında taklite anlatacağız. Taklit hiç bu ambalajda hiçbir şey yok. Hiç zeytinyağı olmayan başka bir yağ buraya döktüğümüz zaman onu da ambalaja koyduğumuz zaman taklit. Hiç zeytinyağı yok. Ama üstünde zeytinyağı yazıyor. Zeytinyağı yazıyor. Tüketici aldatılıyor. Tahşiş ise şöyle yapayım, yarı bu bir zeytinyağı biz biliyoruz. Yarısını zeytinyağı koydum. Yarısını da başka bir yağla tamamladığım zaman yani başka diyelim %20 yani. Zeytinyağı %80 başka yağ. Bu da tahşiş oluyor. Yani her ikisini taklit ve tahşiş ile tekrar diyorum. Taklit hiç zeytinyağı yok başka yağ. Pamuk yağı, mısır özü yağı, ayçiçek yağı. Tahşiş ise ürünü bozmak, özelliğini bozmak. Zeytinyağı var. Ambalajın gerisini bu kadar da koymazlar. %20 zeytinyağı. Biz bunları analiz olarak, tadarak anlayamayız. Tam onu soracağım hocam. Nasıl anlayacağız? Gaz kromatografisi aygıtıyla, analizle anlarız. İşte normalde biraz sonra Mücahit Hoca da geldiği zaman söyleyecek. Kaliteli bir zeytinyağının donacağı söylenir kaynaklarda. Zeytinyağının
Çok iyi muhafaza edilmesi lazım. Dört etkenden etkilenir zeytinyağı ambalajı. Bir tanesi ışık. Yani gün ışığı almamalıdır. Markette gidip bunu gün ışığına koyamayız. İkincisi oksijen olmamalıdır. Ambalajda dolu olmalıdır. Üçüncüsü sıcaklık. Zeytinyağı 18 ila 22 derecede muhafaza edilir. 35 derecenin üzerinde tadı bozulur. Zeytinyağı işlenirken zeytinyağına su karışmamalıdır. Yani nemden, sudan ve rutubetten olumsuz etkilenmektedir. Ambalaj materyalleri renksiz olmalıdır. Bakın genelde PET ambalaj bizim mevzuatımıza da izin veriliyor ama en ideali cam ambalajdır ve renkli cam ambalajlıdır. Teneke kutudur. Bu teneke kutularda bir alabilir miyim? Tabii teneke kutularda lak vardır. Tenekenin içini hazırlarken teneke levha şöyle teneke levha banttan geçerken üzerine lak dediğimiz teneke ile gıdanın temasını kesecek bir madde püskürtülür, kurutulur. Bu tenekelerin içinde o lak vardır. Yani değişik zeytinyağlar biraz sonra şeyde de Mücahit Hocam'la konuşacağız. Yani tercihi cam şişeden yana yapalım. Ama şimdi ben tüketici gözüyle de bakıyorum. Bu noktada belki maddi olarak gücüm el vermeyebilir. Çünkü cam şişeler diğer şeylerden daha pahalı. O zaman teneke kutuya yönelicem. Teneke ambalajı da elinizde boş cam şişeniz varsa, teneke ambalajı renkli bir cam şişeniz varsa hanımlar bunu o cam şişeye koyar, tenekeyi uzaklaştırır. Aynı şekilde aslında plastik kapta olanı da, PET'te olanı PET da. PET ambalajların da çok mevzuata göre uygun ama dünyada artık hep cam ambalaja geçiliyor. Maliyet fazla. Evimizde bir cam şişeye bunu aktarabiliriz. Şimdi hocam taklit ve tahşiş diyorsunuz ama ben gidiyorum markete, alıyorum zeytinyağı. Ondan sonra zaten etiketine de bakmıyorum. Aa zeytinyağıymış diyorum, hop atıyorum çantama, geçiriyorum kasadan ve sonra onu tüketmeye başlıyorum. Yani altını yine çiziyoruz. Güvenli gıdaya bizim yani nasıl anlayacağız ben onun taklit ürün olduğunu? Şöyle söyleyeyim, şu ürün herhangi bir markete satış yerine giderken bu ürünü satan firma bunun zeytinyağı olduğuna dair bir belgeyle, raporla satış yapılması lazım. Veya satış yerinin o belgeyi sorması lazım. Aksi takdirde eğer ben bunu hiç sorgulamadan, zeytinyağı olup olmadığının raporunu görmeden alırsam, ben de satan yer kadar üreten yerde müteselsilen aynı oranda sorumlu olacaktır. Yani bazı ifadeleri mevzuatta geçtiği gibi kullanıyoruz. Aynı oranda sorumluluk vardır. Bakın şöyle söyleyeyim, biz dünyada üretimde 4. sıradayız. Çok değerli bir ürünümüz var. Dünyada markalaşma çalışmaları yapmamız gerekirken gıda hileleri sadece bizde yok. Taklit ve tahşiş bir hile, gıda sahtekarlığı. Tüm dinlerde günah. Bakın insanları aldatmak, zeytinyağı önemli bir ürün. Yani şöyle söyleyeyim, zeytin yapraklarında oleopein vardır. Oleopein dediğimiz bu madde ağaçları hastalıklardan bile korumaktadır. Zeytinyağının sağlık yararlarını biraz sonra Mücahit Hoca geldiğinde konuşacağız. Bakın sabah kahvaltı sofrasında her gün karşılaştığımız, bakın şuraya bir de zeytinyağı, kekik, pul biber, onu ekmeğe banıp tüketilebilir. Zeytine pul biber koyan vardır. Yani farklı farklı zeytin çeşitlerimiz vardır. Peynir. Mesela ben bugün sabah buraya gelmeden şu üç arkadaşla tanıştım. Şunun da ekmek banarak tadına baktım. Şifa olsun. Evet. O zenginliğimiz bizim için çok önemli ama asıl önemli olan tüketicinin her daim bilinçli alışveriş yapması gerekiyor. Tabii. Özellikle taklit ve tahşiş ürünlere Nevzat Hocam'ın da söylediği gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam artık konumuzu alalım ve başlayalım mı? Tabii. Hadi bakalım, birazdan Mücahit Hoca bizlerle birlikte olacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zeytin insanlık tarihinde bilinen en kadim ve en şifalı meyvelerden. Bu kutsal meyvenin ana vatanı ise 9000 yıldır üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları. Dünyada Akdeniz havzasında yetiştirilen zeytin ağaçları binlerce yıl yaşayabiliyor. Dayanıklı yapısıyla defalarca hasat görüyor. Hasat, yetişme serüveninin son ve en önemli kısmı. Bu nedenle özenle yapılması gerekiyor. Siyah ve yeşil zeytinler aynı ağaçlardan farklı zamanda toplanıyor. Toplanan bu zeytinler sofralarımıza gelmeden önce tatlandırma işlemine alınıyor.
Çünkü zeytinin bir nevi savunma mekanizması olan oleropin maddesi içermesi ona acı bir tat veriyor. Bunun için zeytinler tuzlu salamura havuzlarına alınıyor ve en az 3 ay fermente olmaları bekleniyor. Süreç sonunda tatlanan zeytinler havuzlardan alınıyor ve analiz ünitesinde tat, doku ve barem analizine tabi tutuluyor. Analiz onayı alınan zeytinler işleme alınıyor. Siyah zeytin üretimi için ayrılan salamura zeytinler önce işlem bandına alınıyor. İlk olarak yıkanan ve durulanan zeytinler, kalitesiz tanelerin ayıklanmasının ardından otomatik tartım yapan dolum makinesiyle tenekelere dolduruluyor. Tenekelere bir miktar da salamura suyu konuluyor. Sonra ağızları kapatılan tenekeler pastörize ünitesine alınıyor. Son kez ağırlıkları kontrol edilen tenekeler kolilenip sofralara yolcu edilmeyi bekliyor. Siyahlaşmadan hasat edildiği için rengi yeşil kalan yeşil zeytin ise ilk olarak 8 ay bekletileceği salamura tanklarına gidiyor. Tatlanan zeytinler bantlara alınıp yıkanıp ayıklanıyor ve tenekelere dolduruluyor. İçine salamura suyu konulmasının ardından tenekeler kapatılıyor ve pastörize ediliyor. Zeytinin bir meyve olarak insanlığa belki de en büyük armağanı zeytinyağı. Yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra son derece sağlıklı olduğu biliniyor. Hasat edilen zeytinler önce ayıklanıp yıkanıyor, daha sonra çekirdekleriyle eziliyor ve sıkılıyor. Sıkılan yağlar dinlendiriliyor, daha sonra tortularından arındırılarak saf sızma zeytinyağı elde ediliyor. Asitlilik oranı düşük olan bu yağ, başka bir işleme ihtiyaç duyulmadan kullanılabiliyor. Ancak asit oranı yüksek olan yağların kullanılabilir hale gelebilmesi için rafine edilmesi gerekiyor. Rafine işleminden önce yağın nemi alınıyor, süzülüyor ve kokusundan kurtulması için ısıtılıp soğutuluyor. Laboratuvar onayından sonra depolama alanına alınan rafine yağların bir kısmı burada saf sızma zeytinyağıyla belirli oranlarda karıştırılıyor. Bu ortaya çıkan yeni yağ çeşidi ise Riviera zeytinyağı olarak adlandırılıyor. Zeytinyağının bir diğer kullanım alanı ise sabun yapımı. Sodyum hidroksit ve zeytinyağı bileşiminden elde edilen karışım kurutulduktan sonra esans ve renklendirici ile karıştırılıp şekil alacağı makinelere yollanıyor. Burada presleniyor ve kalıp sabun şeklini alıyor. Bu toprağın sesine gelen bütün konuklarımız birbirinden değerli ama bugün benim en çok yüzümü Mücahit Hocam güldürdü. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir armağan. Bu benim hep masamda kalacak böyle. Benim için çok kıymetli. Şimdi hani söylemiştik ya biz bugün zeytinyağını konuşacağız diye. O kadar bereketli ve öyle büyük bir nimet ki aslında bizler için. Belki farkındayız, belki değiliz. Ama bugün Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Mücahit Taha Özkaya bizimle bütün bu bilgileri Nevzat Artık Hocam'la birlikte paylaşacağız, yorumlayacağız. Biraz önce bir bant izledik. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. İşin saha kısmı da tabii ki çok önemli. Yani bu zeytini toplayanlar, bize ulaştıranlar, üreticilerimiz. Ahmet Yamaç da bugün onların yanında olacak. Ondan da bize bilgiler gelecek. Dolayısıyla dop dolu bir program. Bir de elinde ne tutuyorsanız Nilgün böyle konuştuğundan beri. Efendim bu da yine hocamızın çok güzel bir armağanı. Birazdan da içeceğiz değil mi bunu? Evet. Zeytin yaprağı çayı. Sabahları bunu tüketerek mi uyanmak gerekiyor o zaman? Günde bir fincan yeterli. Günde bir fincan yeterli. Şekeri tansiyonu iyi gidiyor. Sıcak sularımız da geldi. O zaman atalım başlayalım atalım, hemen. Başlayalım. Bir yandan da sohbet edelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Mücahit hocam, zeytin ağacı bütün ağaçların ilkidir derler. Ve aslında geçmişi bizim bildiğimizden daha da eski. Önce bir zeytin ağacını konuşalım. Sonra aslında ana konumuz zeytinyağına gireceğiz. Zeytin ağacı ölümsüz bir ağaç. Çünkü toprak altında bir yumrusu vardır. Bu yumrusu sayesinde en az 4000 yıl yaşar. Ölmez. Yumru zarar görmediği sürece, donmadığı sürece, yanmadığı sürece o ağaç tekrar yaşarır. Cüdi Dağı'nda, Gabar Dağı'nda köylerin içinde zeytin ağaçları vardı. Artık yumrusu görünüyor, yüzeyde kalmış. Her yerden fışkırmış yumrudan ağaçlar. O yumruyu hesapladığınız zaman en az 4000 yaşında ağaçlar. Zeytin anavatanındayız. Yukarı Mezopotamya anavatanı. Biz de anavatanın içindeyiz. O yüzden çok önemli. Ve kültür alınışı bundan yaklaşık 10.000 yıl olarak tahmin ediliyor. Bütün bulgular onu gösteriyor ki
zeytin ağacının ilk kullanımı, zeytin meyvesinin ilk kullanımı kozmetik amacıyla. Çünkü dünyada bitlendirmeyen tek yağ zeytinyağı. Hem hoş kokusu hem de kalıcı etkisi. Bunun yanında zeytinyağının içinde bulunan bazı maddeler vücut tarafından emilebiliyor. O yüzden dünyada polifenol açısından zengin olan diğer meyvelere baktığımız zaman zeytinyağı gibi vücut tarafından kolayca alınabilen durumda değil. Vücudun hemen tarafı emilir. Çünkü şimdi yağda eriyen polifenollerdir bunlar. Hocam onları da konuşacağız birazdan ama zeytin ağacını öyle bir tarif ettiniz ki o aslında dünyanın ihtiyacı var. Bizim ona ihtiyacımız var. Dolayısıyla zeytin ağaçlarımıza da zarar vermeden ve üretimin artmasıyla beraber devam eden bir süreçten bahsedeceğiz. O süreç hangisi? Bugün çok zeytini konuşmayacağız açıkçası. Daha çok zeytinyağını konuşacağız. Çünkü zeytinyağının bir değeri var, bir de bunun katma değer tarafı var. Ama biraz önce söylediniz, insan sağlığı açısından da önemli. Hadi oradan başlayalım o zaman. Zeytinyağının sağlık açısından önemi nedir? En çok hangisinin altı çizilmesi gerekiyor? Zeytin meyvesini bir ecza deposu olarak düşünün. Ve bu ecza deposunun şişenin içine aktarıldığını düşünün. Aynen öyle. İçinde öyle maddeler var ki, proses sırasında değişiyor. Hani zeytin meyvesini yiyebiliyorsunuz, tamam. Ama zeytinyağının içindeki bazı maddeler zeytin meyvesinin içinde yok. Bu proses aşamasında, yani zeytinyağına işleme aşamasında enzimatik faaliyetlerle ortaya çıkan, örneğin oleakantal. 2005 yılında tesadüfen bir Amerikalı İtalya'yı ziyaret ettiğinde zeytinyağı tattığında acılı yakıcılık geliyor. Bu diyor ibuprofene benzer bir yakıcılık diyor. İbuprofen ağrı kesici, iltihap alıcı özelliğe sahip. Alıyorlar, götürüp test ediyorlar. Evet, ibuprofene benziyor. Ve oradan bir yıl veya iki yıl sonra Uluslararası Oleakantal Derneği kuruluyor. Hemen ondan da bahsedelim. Amerikalılar, İspanyol ve Yunanlı doktorlar dernek kuruyorlar. Niye acaba? Bakıyorsunuz zeytinyağının içinde, yani bir litre zeytinyağının içinde maksimum yarım gram olan bu madde için dernek kuruluyorsa arkasında bir hikmet var demek ki. Bakıyorsunuz ne yapılmış çalışmalarda oleakantalin ne özellikler taşıdığını, kanserden Alzheimer'a kadar birçok hastalığa iyi geldiğini görüyorlar. Biz de böyle bir çalışma yapmıştık. Gördük ki gerçekten zeytinyağının içindeki bazı maddeler bazı çeşitlerde daha ön plana çıkarken bazılarında farklı maddeler ön plana çıkıyor. Ve çeşit bazında baktığınız zaman Türkiye zeytinyağının, zeytin ağacının ana vatanı olduğuna göre çeşitliliğiniz o kadar bol, o kadar bol ki gen kaynaklarımız çok çeşit. Diyorum işte Cüri Dağı'nda 1157 metreye de zeytin bulduk. Bütün kıyı boyunca Güneydoğu'yu geçin, Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz, Artvin'e kadar gidiyor zeytin ağacı. Buralara kadar gidiyor ve her yerde farklı zeytin çeşidi haline dönüşmüş. Adapte olmuş, o bol koşullara adapte olarak çeşit olmuş. O zaman bunların içinde acaba ne var? Zeytin ağacı stres yaşadıkça ürettiği polifenoller şişenin içine aktardığımız zaman o zaman daha muhteşem oluyor. O yüzden diyoruz ki zeytin ağacını lütfen sulama. Doğal haliyle kalsın. Aşırı gübre verme. Normal ahır gübresiyle ver. Toprağı işleme. Yazık, toprak erozyonla kayboluyor. İlaç atmamaya çalış mümkünse. Kaolin kullan, değişik materyaller kullan. Ama baktın ki olmuyor, o zaman erken hasat yap. Zeytin ağacını sineğin önünden kaldır, kaçırıver. Tam onu soracaktım. Şimdi üreticilerimizin aklında o olabilir hocam. Bir zeytin ağacı sineği var ve üreticinin bununla tabii mücadele etmesi gerekiyor. Oradaki tedbir olarak, önlem olarak erken hasatı mı tavsiye ediyorsunuz? Eğer mücadele yapamadıysa, şartlar uygun değilse, o zaman mücadelede kaçılmışsa zeytin ağacını ve eğer zeytin sineği vurmuşsa veya başka bir zararlı da olabilir. O zaman veya stres şartlarıdır. Yağmur yağmamıştır, gecikmiştir, meyve buruşmaya başlamıştır. Artık beklediği zaman daha da kötü olacak diye o zaman hasat edebilir. Ha ben erken hasat edip zeytinyağından yağ miktarım kayboluyor işte yüzde yağ oranım azalıyor falan diyorlar. Çünkü o zaman 10 kiloda 1 kilo yağ çıkıyor. Normalde 3 kiloda verim 4 kiloda 1 kilo yağ verimi düşüyor. Yağ verimi düşüyor. O zaman diyor ki yağ verimi düşüyorsa o zaman ne yapacağım ben bunu? Hayır, çıkarın o yağı, güzel bir yağ olsun, onu bir kenarda tutun. Daha sonraki aşamada çıkardığınız yağları paçal yapın, antioksidan seviyesini yükseltin sonraki çıkanlarda. Çünkü gittikçe zeytin meyvesinin içindeki yağ oranı arttıkça polifenol miktarı azalıyor.
O zaman antioksidan seviyesini artırırsınız. Yani onu orada bir sigorta gibi düşünün. Tutarsanız doğru zaman rahat rahat edersiniz. Mücahit Hocam, izleyicilerimiz ve çiftçilerimiz, siz çok güzel anlatıyorsunuz antioksidan, polifenol. Onları biraz daha açalım. Yani vücuttaki pek anlaşılmıyor tüketicilerimiz tarafından. Pası size attım. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Yani polifenolik bileşikler burukluk oluşturan bileşikler ve vücuttaki tümör hücrelerini azaltabilen, kısaca öyle anlatalım. Biz serbest radikal deriz vücudumuzda. İşte sigara içenlerde duyurulur, fazla olur bunlar. O nedenle bu tip antioksidan bileşikler ve polifenolik bileşikler bunun değerini artırmaktadır. Yani biraz evvel hocanın söylediği ağaçtaki o maddelerin çoğunluğu zeytinyağı ambalajına girdiği zaman yoğun haldedir. O nedenle antioksidan bileşikler zeytinyağının insan sağlığı açısından yararlı bileşikleri diyelim, anlaşılması bunu için. Bunu tüm dünyada zaten hekimler tarafından da, tıp dünyası tarafından da zaten söylenen bir şey, altıda çiziliyor sağlık açısından önemli olduğunu. Önce müsaadenizle seyircilerimden de bir müsaade alayım. Ben zeytin yaprağının çayı efendim hocamız getirmişti şöyle bir. Ben ilk kez içeceğim. Hocam ne kadar lezzetli. Evet. O bu burukluk çayda da var. Olorapin'den geliyor. Olorapin suda eriyen polifenoldür. Dünyanın en güçlü antioksidanlarından sayılır. Olorapin. Çok güzel ama bir tadı var. Ama olorapin zeytinyağının içine geçmez. Olorapin zeytinyağı işletme sırasındaki aşamada enzimatik faaliyetlerle oleyesine döner. Ligrosit de oleya kantale döner. Hocam bu çok güzelmiş. Yani tüketicilerimiz bunu mutlaka bulacaklardır. Zeytin yaprağı çayı ben çok beğendim. Elinize sağlık hocam. Şimdi biraz önce dedik ki sağlık açısından önemli, işte üretimi, tüketici tarafı, üretici tarafı filan. Dünyaya bakmadan önce bir Türkiye'ye baksak. Türkiye'de kaç çeşit zeytin var? Biz kaçını kullanabiliyoruz? O farklılıklar, coğrafi farklılıklar, işte iklim değişikliği vesaire filan. Hani bütün bunlar o yetişmesini nasıl etkiliyor? Biz mesela hep aklımıza Bursa gelir. Bursa'ya da buradan selam olsun değil mi? Hep Bursa gelir. İşte İzmir gelir. Nerelerde var ve kaç çeşit var? Kaçını kullanabiliyoruz? 1968 yılında yapılmış bir FAO projesi sayesinde Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün bünyesinde milli koleksiyonumuz var. Burada yaklaşık 110 taneye yakın bir çeşit potansiyelimiz var. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Zeytin ağacı adaptasyonu o kadar güçlüdür ki gittiği yere çok rahat bir şekilde adapte olur ve bir müddet sonra önce şekilsel olarak, daha sonra da genetik olarak değişime uğrar. O yüzden zeytin ağacı o bölgeye adapte olduğunda bazı şeyler geliştirebiliyor kendi içinde. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bir çalışma yapmıştık. Antalya'da tavşan yüreği zeytin çeşidiyle ilgili bir çalışma sırasında. Farklı lokasyonlardan aldığımız, farklı yerlerden aldığımız zeytinlerde içinde bazılarında oleya kantan seviyesi yüksek, bazılarında düşüktü. Ama bu o bölgenin, o şartın, o toprağın, iklimin etkilerinden kaynaklı. O yüzden bunları dikkate alarak sınıflandırmamız lazım. Bugün İtalya zeytinin daha sonra gittiği bir ülkedir. Zeytin Anadolu'dan çıkmış, Ege bölgesini, Akdeniz'i takip ederek İspanya'ya kadar gitmiştir. Yunanistan'a, İtalya, İspanya'ya. Mısır üzerinden de Fas'a kadar gitmiştir. Zeytin daha sonra gittiği halde onlarda çeşitlilik daha fazla bulunuyor. Niye? Çünkü çok daha detaylı çalışıyorlar. Daha detaylı araştırıyorlar. Biz bir çalışma yürüttük DPT projesinde. Şırnak'tan Mut'a kadar bütün bölgeyi, yani Mersin'e kadar bütün bölgeyi taradık. Ve 300'e yakın tip topladık. Bu tipleri yarıştıramadık. Çünkü o zaman şartlarımız uygun değildi. Proje yeterli, zamanı yetmedi. Devam edemedik kaldı ama orada 300'e yakın tip demek yeni yeni çeşit imkanları demek. Cidden gen kaynakları açısından o kadar zenginiz, o kadar zenginiz ki bunların ekonomiye şey kazandırılması lazım. Ama şu anda mevcut olan çeşitlerimiz en bilinenleri ayvalık, gemlik, memecik, kilis yağlık, nizip yağlık, sarulak gibi belli çeşitlerimiz var. Yanınıza gelebilir miyim? Müsaade var mı? Buyurun. Şimdi biraz önce söyledim ya, bütün konuklarımız elbette ki birbirinden değerli ama hocam hiç eli boş gelmemiş. Nevzat Hocam bugün masamız nasıl bereketli. Evet, kahvaltılık hem sizin sayenizde hem Mücahit Hocam sayesinde. Şimdi Mücahit Hocam... Ben size zeytinyağı tattırayım mı? Tamam. Hep söylüyorsunuz farklı bölgelerimizde farklı. Şöyle tutayım ben isterseniz.
Önce bir sallamak mı gerekiyor? Bu bir yıldır kapak. Bu özellikle kapak olduğu için. Avrupa'da özellikle istenen bir özellik. Hocam size de vereyim. Şimdi rengini önce bir göstermek istiyorum. Hocam biraz daha koysanız daha iyi algılanır evet. Şeyde. Biraz daha. Mücahit hocam. O kadar değerli ki. Biraz az koydu. Latif ediyorum hocam. Yok yok bu şöyle hemen filtre edilmemiş. Geçen cumartesi günü sıkıldım. Rengine bakar mısınız? Biz hep daha çok böyle... Rengin hiçbir önemi yok. Ben bir tüketici olarak önce bana böyle rengi farklı geldi. Tüketicinin şimdi... değişmesi gerekiyor. Tüketici rengin bir önemi olmadığını öğrenmesi lazım. Tadım yaparken önce kokluyorsunuz, kokuyu alıyorsunuz. Sonra tadına bakıyorsunuz. Bir acılık, bir yakıcılık gelmesi lazım. İşte bu yakıcılık ne kadar çok yakıcı o kadar çok ilaç gibi zeytinyağı diyoruz. Dilin arka tarafında acılığı hissedin. Evet. Bir tadına bakın. Hissediyorum hocam. Farklı bir tadı var. Peki. Bu 10 kiloda 1 kilo yağ çıktı. Burada. 10 kiloda 1 kilo. Polifenol miktarı yanlış hatırlamıyorsam 520. Aslında bu bir light çeşit. Light. Zeytinleri çeşitlerini 3 gruba ayırıyoruz. Light, medium, intense diye. Yani light dediğimiz daha yumuşak. Orta derecede olanlarda medium, yoğun olanlarda intense. Light grubundakilerde meyvemsilik ön plandadır, acılık yakıcılık daha geridedir. Medium dediğimiz orta olanlarda acılık yakıcılık meyvemsilik denge hissedilir. Yoğun olanlarda mesela İzmir sofralık gibi, yamalak kabası gibi zeytin çeşitlerimizde bunlar minor çeşitlerimiz. Bu çeşitlerimizde polifenol o kadar yüksektir ki acılık yakıcılık ön plandadır ve ona göre değerlendirme yapılır. Yanlışlıkla bu yağı ben eğer intense grubunda yağların içine sokarsam kaybeder. Bütün bu bunu detayları... bir de direkt salatalara falan kullanması lazım değil mi? Böyle kızartma. Yok hocam bunu salataya kullanırsanız... Ayıp olur diyorsunuz. Yani böyle lüks bir arabayla tarlaya sürmeyi ben... bunu içmek gerekiyor. Evet. Bunu içmek gerekiyor. Her sabah bir çorba kaşığı mutlaka içmek gerekiyor. O zaman şöyle söyleyelim. Seyircilerimiz hani kaçıranlar olduysa... bana içirdiğiniz bu zeytinyağının özelliklerini bir kez Gemlik daha söyleyelim. Gemlik zeytin çeşidinden yapıldı. Yani ben bir tüketici olarak soruyorum bunu. Bu, her sabah iç dediğiniz zeytinyağına ben nasıl ulaşacağım? Nasıl gidip seçeceğim, alacağım? Güzel bir soru. İnternetten takip etmeniz lazım. Biz bunun için Butik Zeytin Zeytinyağı Üreticileri Derneği'ni kurduk. Başında bir eczacı, hem zeytinyağı üretimi hem eczacılık yapan Atilla Bey var. Atilla Totoş sayesinde derneğimiz oluşturuldu. Ve bu dernekte tabii ben üye değilim. Sadece dışarıdan destek veriyorum. Çünkü mutlaka limited veya anonim şirket olması gerekiyor. O derneğin üyesi olmak, ödül almış olmak, markası olmak, fabrikası veya bahçesi olması gerekiyor. Çünkü uluslararası rekabeti geliştirme desteği alıyor dernek. Zaten amaç da oydu. Türkiye'nin bir penceresini açmaktı. Markalaşmak ve butik zeytinyağı sektörünün bir şeyini alışmaktı, penceresini açmak o amaçla kuruldu. Ve gerçekten de buna hizmet edecek şekilde faaliyetler yapıyor. Örneğin Antalya'da bir otelde sergileme yapılıyor zeytinyağların, ödül almış olan zeytinyağlar. Tadımdan geçtikten sonra sergileniyor ve otelde satış yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Elimizdeki zeytinyağını ne gümrük vergisi ne bilmem ne hiçbir şey olmadan satış yapıyorsunuz. Tıpkı İtalya'nın yaptığı gibi. Peki şimdi hocam markalaşma, işte o butik üretim bunlar çok önemli. Önce şeyi bir algılamak isterim ben. Yani biz Türkiye'de zeytinyağını nasıl üretiyoruz, nasıl tüketiyoruz? İşte o markalaşma kısmımız eksik anladığım kadarıyla. Butik üretimler henüz çok az. Biz ne yapıyoruz? Kızartmada mı kullanıyoruz? Sadece salatada mı kullanıyoruz? Yani eksik yaptığımız şey ne bizim Türkiye'de? Eksik yaptığımız değil, zaten zeytinyağımız eksik. Zaten zeytinyağı dünyada eksik. Peki dünyada zeytinyağı ne noktada? Dünyada yaklaşık 200 milyon ton bitkisel yağ var. Bunun 3 milyon tonu zeytinyağı. En fazla üretilen bitkisel yağ 75 milyon tonla palm yağıdır. Ayçiçek yağının miktarı 25 milyon ton. Zeytinyağın bugün 3 milyon ton zeytinyağı üretiliyor dünyada. Bugün devletler toplansa deseler ki 3 milyon tonu 6 milyon tona çıkarmak istiyoruz deseler... Bir bu kadar zeytin ağacı dikip 10 yıl beklemek zorundalar. Ama ayçiçek yağını ertesi yıl 50 milyon tona çıkarabilirler isterlerse. Tabii tohum kolay ekilir. Tohum kolay ekiliyor hemen bir yıl içinde çıkıyor. Şimdi gelelim bu 3 milyon ton zeytinyağını üreten ülkelere. 10 tane ülke var. Akdeniz ülkesi.
Bunların ilk beşi İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye. Beşinci sıradayız. Beşinci sıradayız. Yaklaşık 200 bin ton zeytinyağı üretiyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan bitkisel yağ miktarı yaklaşık 2,5 milyon ton. Açık var. Açık var. Evet. Bugün deseler ki zeytinyağı dışında diğer yağlar yasak, 2 milyon 300 bin ton zeytinyağı ithal etmemiz lazım. Peki dünyada ne kadar zeytinyağı kalıyor? Bu 10 tane, %95'ini üreten 10 tane Akdeniz ülkesi %75'ini de tüketiyor. İspanya birinci sırada değil mi? Bu 1,5 milyon tonla yaklaşık İspanya birinci sırada. İspanya dünyanın en ucuz zeytinyağını yapar çünkü devasa kooperatifleri var. Hmm. 300 bin ton zeytinyağı yapan kooperatif var İspanya'da. Dünyanın en ucuz zeytinyağını yapan ülke İspanya. Onun da nedeni kooperatifçilik üzerinden gidiyor olması. Evet. Ve çok büyük ambalajlarda, büyük miktarlarda üretim yapıyor. 1,5 milyon ton. 3 milyon ton zeytinyağının yarısını. Bu 10 tane ülke %75'ini tüketirse geriye ne kalır? %25. Evet. %25'i de dünyanın geri kalanına. Tamamdır. Bu 10 ülkenin nüfusu 500 milyon. Evet. Dünyada 7,5 milyar insan var. 7 milyar insan zeytinyağının %25'ini tüketiyor. Çoğu bilmiyor bile bazı ülkeler. Zeytinyağı bilmiyor. Peki bilmiyor. Zeytinyağı merak eden, öğrenmek isteyen benim gibi meraklı bir izleyicimiz var. Videolu bir soru göndermiş. Hadi onu izleyelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmir Güzelbahçe'de bir tarım firmasında çalışmaktayım. İsmim Muhammed Karaman. Sulama imkanı bulamadığımız zeytin ağaçlarımız için nasıl önlemler almalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Teşekkürler. Aslında başta bahsetmiştiniz ama kaçırmış olabilir. Bir tekrar olsun bizim için de. Evet. Biz diyoruz ki zeytin ağacını sulamayın. Ama hasbelkader suladıysanız yapacak bir şey yok. O zaman da bulaşma suyu miktarınız azaldıkça siz de sulama imkanını kaçırdığınız zaman ağaç diyecek ki hani bana hep su veriyordun, ne oldu? Hmm. Çünkü zeytin ağacı Sahra Çölü'nde 150 milimetre yağışın olduğu yerde 25 metre 25 metre aralıklarında sıfır sulamayla yetiştiriliyor. 1000 milimetre yağış alan yerde de yetişiyor. Türkiye'de en az zeytin yağış alan yer yaklaşık 400 milimetre ile Kilis'tir. Ortalama Kilis, 650 değil mi hocam? 650 milimetre yağıştır Türkiye'de zeytin bölgeleri. Ama en düşük orası. Orada bile 400 milimetre yağış. Orada sulama yapılmıyor hiç. Ve zeytinyağının içindeki baharatlar, acılıklar, yakıcılıklar, polifenoller hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Onun için eğer sulamaya başladıysa, yağ için diyorum, sulamaya başladıysa ama su kısıtlığı yaşıyorsa o zaman ağacını yapraktan sulasın. Gece ilaç motorunu doldursun suyla, onunla ağacını yapraklarından sulasın, çiğ düşürsün. Yapraklarına çiğ düşürsün. Aynen. Peki, öyle. Püf noktasını vermiş olduk. Hemen bir diğer görüntülü soruyla devam edelim. Bakalım izleyicimiz neyini merak ediyor. Hocam merhaba. Adım Bektaş. İstanbul'dan bir soru soracağım zeytinyağlar hakkında. Zeytinyağların paketlenmeden sonra 2 yıl son kullanma tarihi var hemen hemen. 2 yılı geçtikten sonra aldığımız zeytinyağlarını kullanırsak bir sıkıntı olur mu insan sağlığına ya da yemeklerde bir tat bozukluğu olabilir mi acaba? Cevaplarsın, sorduğum soru cevaplarsın. Çok mutlu olurum hocam. Saygılar, sevgiler hocam. Teşekkür ederiz. Ben hocama dönmem lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Gıda konusu. Ambalajlarda bir son kullanım tarihi, bir de tavsiye edilen tüketim tarihi vardır. Normalde verilen süre 2 yıl tüketim için zaman verdik. Ambalaja bakarız. Eğer o ambalajda bir herhangi bir üründe bozukluk yok ise, gerekirse tadına bakılarak o da tüketilebilir. Ama genelde etikette yazan son kullanım tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihine uymak gerekir. İzleyicimizin sorduğu, şimdi bir ambalaj var. Ambalajın normalde üretim tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanım tarihi de geçmiş. Ama ürünü bakacağız. Herhangi bir bozulma, küflenme yok ise, bir de tadına bakarak duysal özelliklerde bir değişiklik yoksa onu tüketebilir. Ben zeytinyağında çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Peki, aynen öyle. Hemen bununla ilgili yine Aşkın Özer İstanbul'dan sormuş. Zeytinyağı alırken asit derecesine bakarak alırdık. Şimdilerde ise hiçbir ambalaj üzerinde asit derecesini gösteren ibare göremiyoruz. Yağımızı neye bakarak alacağız diyor tüketicimiz. Yine ben isterseniz mücadele edeceğim. Türk Gıda Kodeksine göre birçok parametre söz konusu ama asitlikle ilgili bir sınıflandırma Türk Gıda Kodeksinde yok. Asitlik değeri var ama ona göre etikette yazılması zorunlu olan bilgiler içinde bu söz konusu değil ama etikete baktığımız zaman birçok zeytinyağı çeşidi var. İşte Riviera masamızda da vardı başlangıçta.
işte sızma, natürel birçok şey var. Kişiye göre, fiyata göre zeytinyağının şeyi artıyor. Dünyada birçok ülkede bu biraz evvel Mücahit Hoca'nın saydığı ülkelerde 20 kilogram civarında bir tüketim var. Bizim ülkemizde biraz daha az tüketiliyor. Yani ben eğer yanlış şey yapmıyorsam 2 kilo civarında. Ama Yunanistan'da 21 kilogram kullanılıyor. İspanya'da 11 kilogram, Tunus'ta 10 kilogram. Suriye'de bile 7 kilograma yakın humusa atarlar biliyorsunuz. Türkiye'de maalesef birçok yerde maksimum 2 kilogram ama ortalama 1-1.3 kilogram zeytinyağı tüketiliyor. Lütfen zeytinyağını ihmal etmeyelim. Peki zeytinyağının katma değer kısmını konuşacağız. İşin pazarlama kısmına geçeceğiz. Özellikle Mücahit Hocam'ın en çok önemsediği nokta orası zira. Ama Ahmet Yamaç şimdi sahada hasat zamanı değil hocam ama Ahmet daha öncesinde bir zeytin hasatı çekmişti. Bölge halkıyla birlikte neler yaşadığını bir görelim. Bize bakalım ne anlatacaklar sahada. Buyursunlar, Ahmet Yamaç'lıyız. Selamlar, saygılar. Ben Ahmet Yamaç. Sizlere Türkiye'deki zeytin ağacı sayısından bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 170 milyon adet ağaç bulunuyor. Bu ağaçlar Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Şu anda bulunduğumuz Çanakkale'de sayı kaç? Buradaki ağaç sayısı ise yaklaşık 5 milyon 500 bin civarında. Ve işte zeytin hasadına başladık. Zeytin bahçelerindeyiz ve burada İşler sabahın erken saatlerinde başlıyor, saat 8'de. Peki neler yapılıyor? İlk önce gelin ablalarımızla konuşalım, bakalım neler yapılıyor, görelim. Neler yapıyorsunuz burada? Biraz anlatır mısın bize? Zeytinleri topluyorsunuz ama bunlar yerdekiler, ne işe yarayacak bunlar? Bunlar sabunluk oluyor, tatlısa yiniyor, acısa sabun yaparız. Sabah kaçta geldiniz buraya? 8'de, 7.30'da biniyoruz, 8'de geliyoruz. 8'de? Evet. Daha güneş yeni doğmuş oluyor o saatlerde ama. Zor olmuyor mu? Yok, iyi oluyor. Bize alıştık, güzel oluyor. İyi oluyor tarlada. Şimdi bir günde ne kadar zeytin topluyorsunuz böyle? Biz kendimiz bir kişi bir keten çuval topluyor. Bir ketende 4 şey oluyor, kasa oluyor. Yani 100 kilo eder mi? Çuvalı bilmiyorum burasını. Ne bileyim artık bunlara sor, kocamanlara burasını da. Siz nasıl dayanıyorsunuz böyle? Dayanıyoruz vallahi. Allah, alıştık çocukluktan. Çocukluktan alıştınız. Ha? Tabii 12 yaşından, 11 yaşından beri topluyoruz zeytin. Maşallah. Kaç senedir ediyor şimdi? Kaç senedir? Yaş kaç? Yaşımı söylemesem. Yan taraftan diyorlar ki 50 senesi var. 67 yaşına girdim. Hey maşallah. 55 senedir topluyorsunuz o zaman. Evet. Dur, geldim. Hoş geldin, sefa geldi. Hoş bulduk, sizi gördüm, çok mutlu oldum vallahi. Biz de seni görüp çok mutlu olduk yavrum. Şimdi burada Allah bereket versin, paralarını kazanıyorsun. Ne yapacaksın o parayla? Bunlarla hacı parası yapıyorum. Hac parası? Hacı. Dua edin de gideyim. Vallahi bütün dualar seni... hem de izleyicilerimizden de dua istiyoruz. Seni inşallah dualarımızla hacca göndereceğiz. İnşallah büyük Rabbim. Rüzgarda, karda, kışta yerlere düşen zeytinleri topladık. Bir de dallarda zeytinler var gördüğünüz gibi. Bakın etrafı biraz beyazlaşmış. Bunlar duruyor. Ama bunları toplamak için de çalışan pek çok kişi var. O çalışmalardan biri de bu gördüğünüz makineler. Pek çok işçi topluyor bunlarla. Ama o makinelerle silkeledikten sonra bu brandaların üzerine düşen zeytinlerden sonra yukarıda da çalışmalar hala devam ediyor. Elde sobalar. Şimdi onları soracağız. Görüyorsunuz arkadaş yukarıda. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi size mikrofonunuzu açacağım da boyum yetmeyecek oraya. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar yoğun gidiyor, zeytincilik. Peki, şimdi aşağıda biraz önce makineyle salladınız. Şimdi neden yukarıdasınız? Yukarıda kalan, üzerinde kalan zeytinleri düşürüyor. Yani makine bir yere kadar düşürüyor. Üstünde kalanları da sırıkla yere indiriyoruz. Siz için kolay tarafına geçmişsiniz. Arkadaşı göndermişsiniz yukarı.
Şimdi birimiz aşağıda, değişmeli, birimiz yukarıda değişmeli olur. Değişmeli mi? Değişmeli. Diğer ağaca siz mi çıkacaksınız? E tabii, haliyle. Mikrofonu sana vereyim, ben sopayı alayım, düşürmeye çalışayım. Bakalım becerebilecek miyim? İşte göründüğü kadar kolay değil. Ben en iyisi bu sopayı, çubuğu sahibine teslim edeyim. O güzel güzel çalışsın. Zeytinin aslında 40'tan fazla çeşidi bulunuyor. Bunların iki önemli ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi sofralarımızda yediğimiz kahvaltılık zeytinler. Bir diğeri ise sıkıma gönderilen yağlar. Bunların oranı %75'e %25 olduğunu söyleyebiliriz. Ve Türkiye'de 41 ilde zeytin üretiliyor. Zeytinde hasat başlayan yerlere bereketli olsun dileyelim. Şimdi hocalarım hem ben hem de Funda Aktüy'ü merak etmiş. Şimdi natürel, Riviera, rafine, taş baskı, ham, soğuk sıkım, organik, erken hasat. Şöyle bir çırpıda sıralayıverdim ama. Bir de şunu göstermek için yanınıza geldim. Hocam ne ekmeği bu? Patatesli ekmek. Patatesli Afyon'dan. Ekmek. Afyon'dan. Afyon'dan hocam bize patatesli ekmek de getirmiş. Şöyle teşekkür ederiz. Özellikle zeytinyağı tadımlarında bir parça ekmekle. Biz zeytinyağı tadımını normalde bardaktan yapıyoruz. Bardak yapıyorsunuz. Hocam, bu sabah kahvaltısı için. Bu sabah kahvaltısı için kullanabiliriz. İç Anadolu'lar yani benim benden olanlar ekmekle. Biz biraz ekmekçiyiz. Bunu neden sordum? Şimdi biz bu masada bu kadar zenginliği niye göstermek istedik? Yine satın alırken yani pazarlama kısmında işin. Natürel zeytinyağı, işte sızma, erken hasat, biz bütün bunları görüyoruz etiketlerde. O ayrışmayı nasıl yapacağız biz alırken? Şimdi üretim aşamasında herkesin hedefi natürel sızma üretmektir. Ama bahçeden fabrikaya, ambalaja kadar hata yaparsanız natürel birinci olur. Hata büyürse lampant olur. Lampant yağ artık ya sabuna gider ya da rafine edilir. Rafine edilmiş yağ, rafine zeytinyağı diyoruz. O pek piyasada bulunmaz. Rafine zeytinyağını natürel birinciyle karıştırırsak Riviera elde ederiz. Bu. Bunun dışında yağ yok artık. Bunun dışında taş baskı bir yöntemdir. Evet. Artık geleneksel bir yöntem olarak kalmalı. Yani eğer halen kağnıyı kullanıyorsanız taş baskıyı da kullanabilirsiniz. Araba araç olarak kullanıyorsanız taş baskıyı kullanın. Ama artık yeni metotlarda zeytinyağının oksidasyonunu, zeytinyağına zarar verecek bütün unsurları yok eden yeni yöntemler var. Onları kullanmak daha doğru. Kontinü sistemler değil mi? Kontinü sistemlerde. Taş baskı yerine o sistemlerin kullanılması lazım. Taş baskı çünkü zeytinyağının havayla temasını sağlıyor. O da oksidasyonu hızlandırıyor ve zeytinyağını bozuyor. Önemli. Acılaşıyor. Acılaşıyor. Zeytinyağı taş baskıda bozuluyor, suyla temas ettiğinde bozuluyor, bir sürü şeyde. Bu arada yanlış bilinen bir şey daha vardı. Siz bahsediyordunuz zeytin sütü. Yok öyle bir şey. Natürel sızmadır. Dünyada standart natürel sızma zeytinyağı vardı. Biz natürel sızmayı artık sınıflandırıyoruz. Diyoruz ki natürel sızma yemeklik polifenolü azsa, geç hasat yapılmışsa yemeklik natürel sızma. Bunun yanında natürel gurmelik zeytinyağı. Onun yanında da sağlık için zeytinyağı. Üç kategori arıyoruz. Mesela İspanya dünyanın en ucuz zeytinyağını yaptığı için onun yağları mutfağa girer. İtalya gurme sektörüne hizmet ettiği için onun yağı masaya gelir. Yunanistan başladı. İnşallah Türkiye'de devam eder. Artık zeytinyağının içindeki polifenolü arttırdığınız zaman işte buradaki gibi o zaman bu yatağın başında, komodinin başında duracak. Her sabah içmeniz gereken yağ haline gelecek. Ve benim üzerinde durduğum Türkiye eğer katma değer kazanmak istiyorsa zeytinyağından. Markalaşmak istiyorsa. O zaman sağlık için zeytinyağı sektörüne girmeli. Bunu Yunanistan yaptı. 3-5 yıl önce Yunanistan yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle zeytinyağı tüketimi azalmaya başladı. Elinde kaldı yağlar. İtalya üzerinden pazarlamaya çalıştık. Çünkü markalaşamıyor dünyada. Dünyada en büyük markayı oluşturan İtalyanlardır. İtalya eşittir zeytinyağı, zeytinyağı eşittir İtalya halindedir. Hollywood bile bunu söyler. Bunun için zeytinyağını İtalya üzerinden pazarlamak zorunda kaldığını hissedince Yunanistan sağlık sektörüne girdi. Sağlık için zeytinyağı üretmeye başladı ve ondan ciddi bir reklam şeyleri oluşturuyor. Türkiye de buna benzer yapmalı. Türkiye ürettiği zeytinyağının %10'unu bu şekilde pazarlasa
alacağı döviz miktarı yaklaşık 2 milyar dolar. Türkiye'nin toplam tarımsal ihracatının 25 milyar dolar olduğunu düşünürseniz 2 milyar dolar ciddi bir para. Sadece 2 milyar dolar sadece zeytinyağından. Zeytinyağının %10'undan. %10'undan kazanabiliriz. Bu kadar kazanabiliriz. Onun için butikçilerin desteklenmesi, bunların korunması gerekiyor. Butikçilere destek verilmesi gerekiyor. Hocam 180 bin ton civarında üretildiği söyleniyor. Bu son zamanlarda iklim değişikliğiyle azalma oldu mu sizce? İklim değişikliği azalma olmadı. Yaklaşık evet. 200 bin ton civarında evet. bir zeytinyağı üretimimiz var. Bazı yıllar 230 bine, bazı yıllar 280 bine, bazıları evet. da 180 bine düşüyor. Bu dengesizlik iklim kaynaklı olduğunu Uluslararası Zeytin Konseyi de söyler. Anladım. Çünkü bu sene mesela İspanya ve İtalya'da bu da yaşandı, Türkiye'de bu yaşanmadı. Ama bundan 2-3 yıl önce biz bunları da yaşadık. Antraknoz geldi, evet. Tam çiçeklenme zamanında yağmur geldi. Bunlar hepsi sıkıntı yarattı. Bu sene verim iyi diyorlar. Sizin bu sene görüşünüz... verim iyi. Evet, evet bu evet. sene verim iyi. İnşallah iyi İnşallah olacak. İnşallah iyi olarak devam eder ama işte endişemiz zeytin sineği vuruğu olayı. Mücadeleyi kaçırdığınız zaman zeytin evet. sineğinde kalıyorsunuz. Tabii ki şartlar da uygun olmadığı zaman mücadele yapamıyorsunuz. O zaman işte dediğim gibi önlemler almak lazım. Ama katma değeri yüksek ürün üretmediğimiz zaman biz zeytin ağaçlarımızı koruma şansına sahip olamayacağız. Evet. Çünkü üreticiler diyorlar ki ben para kazanamıyorum ne yapacağım? Şimdi hemen bir üreticinin artık gözünden bakalım. Benim bir zeytinliğim var ve ben artık bırakmak üzereyim. Diyorum ki tamam bitti. Olmuyor, kazanamıyorum, yetiştiremiyorum. Ya da genç çiftçi arkadaşlarımız var, tam tersi zeytin yetiştirmeye başlayacaklar, bu işe girecekler. Şimdi biraz onların gözünden bakalım. Dalından kopardıktan sonraki o bütün süreci, yani zeytinyağı aşamasına gelene kadar ne yapmamız gerekiyor? O katma değeri nasıl arttırmamız lazım? Biz eğer bu işin ana vatanı burasıysa niye İtalya, neden Türkiye değil? Biz neler yapabiliriz? Önce şunu söyleyeyim. Zeytin meyvesi bir elmas. Bunu usta ele verirseniz bundan pırlanta yapar, katma değer kazandırırız. Ama usta elde değil de bir herhangi bir elde olursa o zaman da bundan cam keser elmas olur. Proses çok önemli. Proses çok önemli. Evet. Bahçeden sofraya kadar, bahçeden şişeye kadar diyoruz. Ve biz de Butik Zeytin Zeytinyağı Üreticileri Derneği'nin üyelerinin aynı standarda sahip olması için onlara eğitimler veriyoruz. Ve gidip nerede hata yaptığını, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatıyoruz. Ki doğru yola doğru ilerlesin, herkes standartlatsın diye. Çünkü gerçekten hata yapmak gibi bir lüksümüz yok. Çünkü bir kere hata yaparsınız, hatanızı yaptığınız zaman elde ettiğiniz ürün kötü çıkıyor. Ve geri döner. Geri dönüş yok. Tabii ki. O yüzden mutlaka marka ve markanın da korunması gerekiyor. Biz Butik Zeytin Zeytinyağı Üreticileri Derneği, kısaca TEVO diyoruz, Turkish Extra Virgin Olive Oil. TEVO'nun şemsiyesi altında bu firmaları hem korumaya hem de ihracata hem de markalaşmaya doğru gitmesini istiyoruz. Hani bir markaya yatırım yapmak yerine bir çatı kuruluşa yatırım yapıp onun reklamını yaparak. Hani diyeceksiniz ki ben işte TEVO'nun sitesinden şunu aldım. Biliyorsunuz ki TEVO artık bir garanti şeyidir. Garanti markasıdır gibi olması lazım. Buna göre pazarlamamız lazım. Bir vitrin açmamız lazım Türkiye için, yurt dışına. Bir kapı, bir pencere açmamız lazım. Bizim Nevzat Hocam'la hep konuştuğumuz bir şey var ya Nevzat Hocam. Şimdi butik üretimden bahsediyorsunuz. Ben mesela çok yerde butik üretimi tercih edemiyorum şu anda. Çünkü fiyat açısından. Hem fiyat açısından tercih edemiyorum hem işte güvenilirliği var mı yok mu hep diyoruz ya gıda güvenliği İşte hocamızın diye. Anlattığı var evet. ama... Bizim sadece butik kaliteli olur gibi bir cümlemiz olmadı. Olmaz, hocanın da olmaz. Tabii. Tüm prosesin iyi olması lazım. Bu markalaşmanın bir aşaması, bir yönü. Öbürü de kaliteli olmak durumunda. Ham maddeden başlayarak şu ambalajın içine girene kadar, hatta şu elimizde tüketeceğimiz ana kadar bütün aşamalara dikkat etmemiz lazım. Ben altını özellikle çizmek istedim. Çünkü hani şöyle bir şey değil. Yani artık gidip işte marketlerden aman zeytinyağı almayın, butik üretim zeytinyağlar alın gibi bir şey söylemiyor. Hoca da zaten öyle bunun, söylemedi. Özellikle hani seyircilerimizden de mesajlar geliyor. Bunun altını öyle bir doldurmalıyız ki. Tabii ki. Biz Türkiye'de markalaşma ustası olalım. Değil mi? Şimdi ben aynı zamanda Uluslararası Zeytin Konseyi'nin danışma kurulu üyesiyim.
Orada kaliteden bahsettiğim zaman büyük firmalar hemen İspanyol ve İtalyan firmalar hemen kaliteden bahsetmeyin dedi. Allah'tan bir uluslararası dernek var. Q-Extra diye İspanya'da. Onlar standart, bizim standartlarımız yani dünya standartları, konseyin standartları, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin standartlarında natural sızmanın bir seviyesi var. Bu seviyede diyor natural sızma. Şu asitlik şu olacak, peroksit şu olacak falan diye. Parametreler var. Parametreler var. Q-Extra bunun üstünde bir parametre yarattı. Şimdi biz bunu benzer bir yapıyı Tevo için yapmayı planlıyoruz. Böylelikle Tevo'ya girmiş olanların belli bir standarda sahip olması gerekiyor ki Tevo bir güvence kaynağı olsun. Peki Mücahit Hocam ben bir şey soracağım. Çok destekliyorum bunu. Tüm bölgesel zeytinyağlarımızın bir dökümü, mesela bir Tarım Bakanlığı ile ortak büyük bir proje yapılsın. Çünkü yıldan yıla bileşim değişir biliyorsunuz. Böyle bir çalışma var mı? Böyle bir çalışmayı nasıl bulursunuz yapılsa? Hocam bu benim idealim. Evet. Ben çünkü yani ulaşmak istediğim nokta bu. Çünkü maalesef böyle bir proje çok istedik yapmak. Başladık. DPT projesiyle başladık. Daha sonra de belki düşünülebilir. Bakanlığımızın bu tip şeylere desteği olabilir. İnşallah olur. Çünkü ben çok istiyorum. Bunun için bir mobil zeytinyağı fabrikası projesi yaptık. Evet. Gen kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için. Ondan güzel çalışmalar elde ettik. Düşünün. Bir mikro çeşit 3000 tane yani toplam 3 ton zeytin üreten bir çeşit. Hemen prosesi orada başlayacaksınız. Hemen fabrikaya götürüyoruz. Orada 3 ton zeytini işliyoruz. Dünyada 3 ton var zaten o çeşitten. Evet. Merkabazi çeşidinden. Götürüyorsunuz bahçeye, fabrikaya. Oradan sıkıyorsunuz. 0-1 asit yağ elde ediyorsunuz. Bunu tattırıyorsunuz. Analizler gönderiyorsunuz. Yurt dışına gönderiyorsunuz. Ödüller topluyor ve tüketiciye ve o bölgenin insanlarına diyorsunuz ki bakın sizin çeşidiniz şu kalitede yağ yapabiliyor. Bu fiyattan satılabiliyor. Niye oturup da buraya gemlik veya yabancı zeytin çeşitlerini sokuyorsunuz? Hocam Çambalı ile ilgili Tagen'de böyle bir proje yürütüldü. Tüm dediğiniz Akdeniz ve Çambalı yetiştirilen yerlerden örnek alınıp birçok uzman çalıştı, hocalarımız çalıştı. Bir şey çıktı, sonuç ve o sonuca göre biraz evvel sizin söylediğiniz gibi değerlendirme yapılırsa daha faydalı olur. Ben Tarım Bakanlığımızın buna iyi bakacağını düşünüyorum. Mücahit Hocam'ın da zaten hayali bu, ideali bu. Aynen öyle. Yani hayatını gayret temelinde tamamen zeytine adamış bir hocamız Mücahit Hoca. O gayenin içinde markalaşma, o butik üretim o yüzden bu kadar önemli. Tabii. Dünya bizi o yüzden tanısın istiyoruz. Yani İtalya'nın zeytini bizden daha iyi olduğu için değil. Değil. Bizim zeytinimiz belki hatta daha da kaliteli. Belki daha fazla. Belki daha fazla. Kimse İtalya, İspanya zeytinini, zeytinyağını konuşmamalı. Biz öyle bir çalışma yapmalıyız ki Türk zeytinini ve zeytinyağını konuşmalılar. Bu yani, bir 3 cilt kitap ama bu böyle özetlemek zorunda kaldım. Şimdi reklam 2 dakikam var. Mücahit Hocam, deniz derya bir konu. Ya bu işin zeytincilik kısmı var, zeytini var, zeytinyağını var. Biz bugün zeytinyağı özelinde Mücahit Hocam'la birlikte biraz zeytinyağının katma değerini konuşmaya çalıştık. Neler yapabiliriz diye. Böyle bir 2 dakikada özetlesek aslında bizim bugünkü ahvalimizi, son sözleriniz ne olur? Türkiye katma değeri yüksek ürün elde etmediği sürece zeytin ağaçlarını koruyamaz. Evet. Başka türlü yolu yok. Yani katma artık değer, kaliteye yönelmeliyiz. Kalitesiz gıdada hiçbir şey olmaz. Zeytinyağı da bizim bu ülkenin değeri. Hocama katılıyorum ve hocamız yakın zamanda profesör oldu. Tekrar kendisini de kutluyorum. Hocam hayırlı olsun diyelim. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yapılan bütün çalışmalar mutlaka karşılığını bulacaktır. Ama sizin hem sahada hem de çalışma tarafında büyük emeğiniz var. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi zeytinyağıyla ilgili elbette ki pek çok soru geldi. Yine çoğunu yanıtlayamadık ama tüketici açısından bir püf noktası verseniz son olarak. Yani biz tüketiciler için neler söylersiniz? Ben tüketim açısından zeytinyağının, diğer üretilen zeytinyağlarının hepsini yemekte kullanabileceğinizi söylüyorum. Hiçbir şeye zararı yok. Evet, tahşişli zeytinyağı, bir kere ucuz zeytinyağı yok, onu bilsinler. Pahalı zeytinyağı var. Pahalı ayçiçek yağı var. Heh. Ucuz zeytinyağı yok. Onu bilsinler. Ama kullandıkları zeytinyağların hepsini yemekte kullanabilirler. Çünkü zaten ısıl işlem görüyor. Bütün her şey bozuluyor. Benim üzerinde durduğum Türkiye'nin ürettiği zeytinyağının %10'u.
katma değeri yüksek sağlık için zeytinyağı sektörüne girmenin. Nasıl İtalya gurme sektöründe isim yapıyor, Türkiye'de kendi gen kaynaklarıyla bunu almalı. Onun için de kataloğumuzu oluşturmamız gerekiyor. Yani sağlık hocam, turizmi çok... gibi sağlık zeytinyağı. Sağlık için zeytinyağı. Sağlık zeytinyağı. Aynen. Yani Mücahit Hocam diyor ki bunun sabahları içelim. Değil mi? Sağlık için içelim. Biz bunun için üretebiliriz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ayağınıza sağlık. Şimdi bir reklam arası, ardından tekrar buradayız. Bu toprağın sesinde bir günün daha sonuna geldik. Yine bereketli bir gün geçti diye arzu ediyoruz. Öyle diliyoruz. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir teşekkür daha lütfen. Zekeriya Bey'e, Gölbaşı'ndan Zekeriya Bey'e, Sıfır Atık'tan bizim için yaptığı bu nazar boncuğu için teşekkür ederiz. Yani böyle sıfır atık ve geri dönüşüm meselesinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu bize. Şimdi Mücahit Hocama da çok teşekkür edelim. O gayesini, gayretini, zeytinyağının markalaşması... o reklamının aslında diyelim değil mi? Evet. En kaba tabirler dünyaya açılmamızda ne kadar önemli olduğunu bizlere anlattı. Çok önemli hocam zeytinyağı. Biliyordum ama bir kez daha öğrendim sayenizde bugün. Bütün dinlerde zeytin, üzüm gibi, incir gibi, nar gibi çok değerli. Zeytin ve zeytinyağı bu ülkenin bir değeri. Bu değeri başka ülkelere kaptırmamalıyız. Tüm kullanılan zeytinyağların kaliteli olması, markalaşma ve taklit tahşin önlenmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda denetimler uyguluyor. Hem izleme hem de normal denetimle taklit ve tahşi engel olmak istiyor. Tüm dünyada kaliteyi ve markalaşmayı zeytinyağında sağlayabilmemiz ve katma değeri yüksek ürünler yapabilmemiz için taklit ve tahşi engel olmalıyız. Tüketicilerimizin de ürün satın alırken dikkat etmesi gerekir. Zeytinyağı ışıktan, havadan, sıcaklıktan ve nemden çok etkilenir. Bütün o dalından aslında soframıza gelene kadar olan sürece dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün bunu anladık ve ben en azından kendi adıma, kendi payıma düşeni aldım. O da şu, biz zeytinyağını hemen böyle yatak odamızda, başucumuzda olacak. Neden? Çünkü sağlığımız açısından çok önemli. Hocam çok teşekkür ederim. Çok ben güzel bir program ederim. Oldu. Elinize kolunuza sağlık. Efendim bizden sonra Alişan'la Hayata Gülümse'yle yayın devam edecek. Pazartesi günü 8.45'te yeniden bu toprağın sesinde buluşalım. İyilikler olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.